Siyah gelinlik. Bu kitabı aldım. Okudum. Hele arka kapak yazısını okuyunca durakladım. Neden? Burada tek kanatla uçmak gibidir gurbet diyor. Gurbetin bir tanımını yapmış arka kapak yazısında. Durakladım. Derin bir iç çektim. Eğitimci bir hanımefendi. Gülsem'in Konca. Gurbetini anlatmış. Hollanda'ya gitmiş. Gurbette yaşadığı zorluklar anlatmış. Hani bize Avrupa güzel gösterilir ya. Hani Avrupa bize cicili bicili gösterilir ya. Hiç de öyle olmadığını kanıtlamış bize. Bedenin burada olduğu halde kalbin, ruhun başka yerdedir diyor. Gurbet anlatıyor. Nefes aldığın halde yaşayamamaktır gurbet diyor. Ve bir solukta okuyabileceğiniz, okurken hüzünleneceğiniz, kendinizi yine sorgulayacağınız oku nasıl bir kitap. Siyah gelinlik. Teşekkür ederiz Gülsem'in Konca hanımefendi. Yüreğine sağlık diyoruz. Tek kanatla uçmak gibidir gurbet. Bedenin burada olduğu halde kalbinin başka yerde atmasıdır gurbet. Nefes aldığın halde yaşayamamaktır. Toplu halde yalnız yaşamaktır gurbet. Olduğun yerde yabancı, gittiğin yerde misafir olmaktır. Hiçbir yere ait olamamaktır. Bazen özgürlük, bazen zenginlik. Çoğu kez de köleliktir gurbet. Her memleket şarkısında içinde duyduğun sızıdır gurbet. Gittiğinde doyamadığın, geldiğinde bırakamadığındır. Onurunu, haysiyetini, diplomanı ülkende bırakıp gelmektir bazen gurbet. Uzakların gerçekten uzak olduğu yerdir gurbet. Gelip tutunamadığın, kök salıp çiçek açamadığın yerdir gurbet. Gurbet öyle bir kapıdır ki girsen yanarsın, girmesen donarsın. Vefasızların elinde ilmek ilmek örülür hayat elbisen. Pembe düşlerin siyah boyanır gün gün, gece gece. Ezan sesiyle uyandığın pazar sabahlarına artık çan sesiyle uyanırsın. Attığınız her adımda can kırıkları.